Merhaba arkadaşlar. Yeni kendimize gelebildik ya bu kadar yoldan sonra. Burası İsviçre'nin en çok ziyaret edilen yeriymiş. Evet. Şimdi aracı park ettik. Günlük 20 franktan totalde 100 frank geceliği ödedik. Arabanın güzelliği Tesla. Biz Zürich Airport otelde kalıyoruz. Gecelik fiyatları falan konusunda zaten bilgilendireceğim size. Şimdi odayı gezdireceğim. Yeni kendimize gelebildik ya bu kadar yoldan sonra. Duş alıp hemen hazırlandık. İyi sayılırım ama. Nasıl resepsiyon? Odaya direkt birinci katta aldık. Devamlı sigaraya in çık hem yapmamak için. Asansörle artık daha çok uğraşmak istemedik, aşırı yorgunluk. Kompakt bir oda verdiler zaten şimdi anlatacağım şekilde. Numara. Burayı aldım ben. Kartı takınca zaten. Yandım ışıkları. Yok, merkezi klima var. Onu da buradan ayarladık. Burada şey var işte. Lavabo var. Lavaboyu buraya yapmışlar yani. Şu bölge lavabo bölgesi. Şimdi ilginç bir şey göstereceğim zaten. Şurayı açıyorsunuz. Yani ben dolap önce zannettim ama burası lavaboymuş işte. İçine girince sensörle. Neyse kapa. Duş da burada kabin mantığında yapmışlar duşu. Güzel ama yani kötü. Kompakt bir oda. Yurt dışında genellikle sular çeşmeden içiliyor. O yüzden bardakları da buraya hazır koymuşlar. İsteyen içsin diye. Şampuanları falan var, havluları var. Fön makinesi falan var. Yani. Twin yatak gibi. Burasını da açayım. Seni de açayım. Bu şekilde bir manzarası yok odanın. Askılıklar burada. Günlük fiyatlarını falan zaten ben size söyleyeceğim birazdan. Bayağı pahalı. Yani İsviçre gerçekten pahalı. Hani girişte o polisin durdurması. Çok iyiydi polis. Vay güzel. Şuradaki ışıkları falan yapıyor. İşte ufak bir televizyon var. Yine burada bir askılık var ufak. Otele yerleştik. Ibis Burgess Otel. 109 İsviçre frangı oda fiyatları. Şurada gösteriyor. Şehri de birazdan gezip anlatacağım. Olanın yanı otelde bu Ibis Burgett diye. Merhaba arkadaşlar. Şimdi İsviçre Schaffhausen diye bir yer var. Kanton bölgesi. Oraya doğru gidiyoruz. İsviçre'de Zürich, Bern, Schaffhausen gibi bölgelerin hepsi aslında farklı kantonlar. Bayrakları farklı. Sadece ana bayrakları İsviçre bayrağı. Okey. Ama hepsinin kuralları, kanunları, her şeyi değişik. Ürettikleri şey değişik. Tarifleri değişik. Yani köprünün diğer tarafı Zürich, bu tarafı Schaffhausen. Tamamen kuralların hepsi birbirinden ayrı. Şimdi oraya gidiyoruz.
İsviçre'nin en çok turist çeken bölgelerinden bir tanesiymiş. O bölgeyi gezeceğiz. Gezerken de size anlatmaya devam edeceğiz. Bu şekilde nehir olan bir yer. Tarihi binaları çok. Akşam hayatı yine aynı şekilde, caddeleri vesaire çok hareketli bir yer. Sağ tarafı gösterebilirsiniz size. İsviçre böyle köylerden oluşuyor açıkçası. Derler ya cennetler. Burayı kesersin. Bunu zaten ses ekledim. İsviçre'nin birçok yeri böyle. Cennetten bir köşeymiş gibi korumuşlar. Temiz. Burası İsviçre'nin en çok ziyaret edilen yeriymiş. Şelaleleriyle vesaire önünde. Benim için mesela şey,